Evet, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Videomuzun konusu ne? Başlıkta gördüğünüz mafsallar ve CSI API çok merak edilen bir konu. Nereden biliyorum? Çünkü bununla ilgili neredeyse her gün bir soru alıyorum. Hocam, biz naneler tasarım yapıyoruz. Şubat ayından bu yana çok açıldı bu işler. Neden olduğunu da bir podcast'te tartışırız. Evet diyorum. Ya işte bu mafsal sonuçlarını kolayca derlemenin bir yolu var mı? Mesela API kullanarak acaba sonuçları alabilir miyiz diye soruluyor. Ben de cevaplıyorum. Evet, alabilirsiniz. Hemen ardından da tabii şu soru geliyor. Sanki böyle tek cümlelik, tek kelimelik bir cevabı varmış gibi. Nasıl alabiliriz hocam? Şimdi arkadaşlar, bu videoyu onun için hazırladım. En basit haliyle herkese gösterebilmek için videoyu kısa da tutmaya çalışacağım ki böyle hap bilgi gibi hemen herkes öğrenebilsin nasıl olduğunu. Şimdi bunun püf noktası şu, bakın şu tools, belki buraya hiç tıklamadınız. Tıkladığınızda şöyle 3 tane menünüz olması lazım. 4-5 de olabilir bazen. Yani o sizin artık becerinize bağlı. Bu menüler varsa bu işi becerirsiniz. Mesela mafsal sonuçlarını Excel'e yaz diye bir menünüz varsa tıklarsınız arkadaşlar. Program ne yapar? Buradan mafsal sonuçlarını alır. Bana şöyle biraz yukarı getirelim. Bakın frame hinge'leri de fiber hinge'leri de ne yapar? Bütün değerleriyle listeler. Ama ne dedik? Burada kilit durum şu. Buradaki menünün olması lazım. Veya diyebilirsiniz ki ya ben şu elemanı bir görmek istiyorum ya. Bunun değerlerini hemen şöyle bir görebilir miyim? Aa evet, görebiliyorum. Göreceğimi gördüm, kapat diyebilirsiniz ama işte burada kilit nokta bu menünün burada bulunması lazım. Veya diyebilirsiniz ki ya benim bir takım kriterlerim var projede hesapladım. Bu kriterlere göre ben bunları renklendirmek istiyorum. Öyle bana düz bir tablo versin istemiyorum diyebilirsiniz. Saygı duyarım. O zaman da mesela böyle bir menünüz olması lazım. Mafsalları renkli tablolar. Tabii burada benim şuraya doldurduğum kriterler şu an burada modelin içinde tanımlı olanlarla aynı olmadığından aynı renkleri bulamayacağız. Ama burada gördüklerinizi buraya doldurursanız veya burada kabul ettiklerinizi modelinizde de yazdıysanız zaten sonuçlar uyuşacaktır. Benim sınırlara göre renklendir. Bro dersiniz mesela, eğer öyle bir menünüz varsa, başka türlü olmaz. O zaman ne yapacaktır? Senin sınırlara göre bunu renklendirecektir. Anlatabiliyorum inşallah. Ama dediğim gibi yani çok soruluyor bu soru. Ben de artık açıklama gereği hissettim. Doğru, API ile alabiliyorsunuz. Nasıl alabiliyorsunuz? İşte şu menülerin olması lazım. Bunlar olmadan ne yapamıyorsunuz? Alamıyorsunuz. Tabi bunları dediğim gibi zenginleştirebilirsiniz. Yani rengine göre, şuna göre rengini seç. İşte ne bileyim ben, bir takım kriterleri şuradan oku, ona göre yap falan gibi bunun varyasyonlarını oluşturabilirsiniz. Ama esas kilit nokta şurada menüleriniz olacak arkadaşlar. Umuyorum faydalı olmuştur. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.